Merhaba, ben Esin Kocakuş. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün üzerimde görmüş olduğunuz elbisenin dikimini yaptığım bir video hazırladım. Kumaşım ham keten kumaş. Kırışmaya biraz müsait bir kumaş. Dikmek isterseniz bunu göz önünde bulundurarak hareket edin. Kumaşım yaklaşık 2 metre civarındaydı. Ben ucu ucuna yetecek şekilde kullandım. 36, 38 ve 40 beden olanlar 2 metre yeterli olacaktır. Bu bedenlerin üzerindeyseniz biraz daha fazla kumaş kullanmanız gerekiyor. Umarım keyifle izlersiniz. İnce ketenden bir elbisem var. Bu elbisemi kalıp olarak kullanacağım. Bazı kısımlarını değiştireceğim. Birebir uygulamayacağım. Elbisemin etek kısmı 6 parçadan oluşuyor ve aşağıya genişleyerek iniyor. Fakat ben düz bir parça, dikdörtgen bir parça çıkaracağım ve hafif belini büzdürerek yerleştireceğim. Üst kısmında ise arkada ve önde pensler bulunuyor. Bu pens genişliklerini de vermeyeceğim. Olduğu gibi kalıbı çıkaracağım ve kendinden pensli bir görüntü elde etmiş olacağım. Yani işimi biraz daha kolaylaştırmış oluyorum. Yapılacak işlemleri azaltıyorum. Yakasında ise bu şekilde yaka, gömlek yakası değil, bir olarak geçeceğim. Hem kullanımı çok daha rahat oluyor hem de dikişi bu yakadan çok daha kolay oluyor. Kol kısımlarını da aynı şekilde çıkaracağım. Kolda basit yırtmaç tekniği uygulanmış. Bu yöntemle devam edeceğim. Hemen etek kısmının kalıbını çıkarıyorum. Hatta çıkarmadan önce kumaşımı katladım. Katlama şeklimi gösteriyorum. Bu kumaşımın boyu, burası ise eni. Enden ortadan ikiye katlıyorum ve tekrar ortadan ikiye katlayarak 4 kat görüntü elde etmiş oluyorum. Şu şekilde ve burası da kumaş ortası. 2 kat da burada var. Toplamda 4 kat elde ediyorum. Burada görüyorsunuz 1, 2, 2 de burada 4. Bu şekilde katladım. Hemen elbisemin etek kısmının boyunu hiç mezuraya da gerek kalmadan kumaşımın üstüne koyuyorum. Çünkü boyu bana tam geliyor. Şu şekilde yukarıdan ve aşağıdan dikiş paylarını bırakıyorum. İşaretliyorum. Dikdörtgen bir parça elde edeceğim için düz şekilde çizimimi yapıp kesip çıkaracağım. Size santim vermem gerekirse, yapmak isteyenler için benim dikiş payları içinde 108 santime denk geliyor. Normalden biraz daha fazlalık bırakacağım şimdi. Bunu da çekme payı olarak bırakıyorum. Çünkü keten kumaş kullanıyorum. Keten yıkandığında çeken bir kumaş. Bu kadar da çekme payı bıraktım. Ve kesimimi yapıyorum. 108'e 5 daha ekliyorum. 113 santimden eteğimi çıkarmış oldum. Eteğin kesimi bu kadardı. Oldukça basit. Buradaki fazlalık kısmını düzenleyerek
kenara alacağım. Eteğim hazır. Kenara alıyorum. Ve üst bedenle devam ediyorum. Elbisemi her zaman yaptığım gibi tersine çevirerek kalıbını çıkaracağım. Bunu alışkanlık haline getirin. Dikiş paylarını da içindeyken çizimini yapmış olursunuz. Çok daha pratik olarak çalışmış olursunuz böylece. Her zaman yaptığım gibi çeyrek beden çalışacağım. O yüzden tam orta kısmından ikiye katlıyorum. Omuzlarını ve bedeni düzenliyorum. Kumaşımı yine 4 kat elde edecek şekilde katladım. Kıyafetimi de ortadan ikiye katladım ve boy kısmını belirliyorum. Üst bedenin boy kısmını. Şimdi yapacağım işlem kenarlarından yakayı, omuzu ve kol genişliklerini çizmek. Düz şekilde çiziyorum. Kolu geriye alıyorum. Bu şekilde biraz pay veriyorum. Pay vermemin sebebi çekeceğini düşündüğüm için. Payımı verdim. Ve yakayı arka yaka olarak önce çiziyorum. Daha sonrasında ön yakayı belirleyeceğim ayırarak. Alt kısmına zaten işareti koymuştum. Kaldırıyorum ve düz şekilde çiziyorum. Bedenim de hazır oldu. Kesimini yapıp çıkarıyorum. Sıra kol kalıbını çıkarmaya geldi. Kumaşımı tekrar 4 kat katladım. 2 tane kol çıkaracağım için. Kolumu yerleştirdim ve buradan tersine çevirerek biraz da dikiş payı vererek, dikiş payı demeyelim, çektirme payı veriyorum aslında ben. Çünkü dikiş paylarını içine alıyorum. Şu şekilde düzenleyerek indim ve kol kalıbını çıkardım. Biraz genişletmiştim bedende. Kolda da bunu unutmayıp genişletiyorum. Ve aşağı doğru tekrar genişleterek iniyorum. Kol uzunluğunu da normalden biraz daha uzun ayarlıyorum. Yine çekme payı veriyorum. Kol kalıbım da bu kadar basitti. Onu da kesip çıkarıyorum. Ön pat, kol manşeti ve kol yırtmaçlarını da ikişer tane olacak şekilde kesip hazırladım. Santimlerini de size söyleyeyim. 7 santime 37 santim ön patımın genişliği, 10 santime 24 santim kol manşeti genişliği ve 4 santime 23 santim, 22 santim de kol yırtmacı genişliği. Bunları da hazırladıktan sonra dikişe geçebiliriz. Bu kadar basit şekilde kalıbını çıkarabilirsiniz sizler de. Etek kısmına pat görüntüsü vermek için kenarlarını kıvırıyorum ve düz makineyle dikeceğim.
Kenar kısımlarını da daha önceden overlock'la geçerek temizledim. Daha sonra ön kısımda üst üste denk getireceğim. Arkada ve yanlarda dikiş görünmemiş olacak böylece. Sağ taraf, sol tarafın üstüne denk gelecek şekilde ayarlıyorum ve iğne ile boydan tutturuyorum. Şu kısımdan yarım ayak denk gelecek şekilde dikeceğim ve iki parçayı birbirine birleştirmiş olacağım. Burada sanki pat vermiş gibi bir görüntü elde etmiş olacağım ama açıp kapatamayacağım. Bel kısmına denk gelen yere lastik ipiyle büzdüreceğim. Beli bedene bağladıktan sonra ipi çekip çıkartacağım. Orada bir büzme istemiyorum. Sadece amacım lastikle büzerek bedene eşitlemek. Ve sol bedenin ön patlarını yerleştiriyorum. Bu şekilde bir kısmını içeri alıyorum. Patları öncesinde ütüledim ve iğne ile sabitliyorum. Bu kısımlarından dikeceğim. Yakasına daha sonrasında biye geçeceğim. Elbisemin üst kısmını yüzü yüzüne denk gelecek şekilde ayarladım. Omuz kısımlarını dikeceğim ve kolları yerleştirerek dikimi tamamlayacağım. Sonrasında kol kısmında bir parça genişlik bırakıp dikişe başlayacağım ve koltuk altına doğru, koltuk altından da bedene doğru ineceğim. Ardından etek ve bedeni birbirine birleştirerek elbisemin genel halini oluşturacağım. Beden ve etek kısmını birleştirdim bu şekilde. Lastiğini tutup çıkarıyorum. Bu şekilde tamamını sökeceğim. Sadece büzgü yapmasını sağlamış oldum. Sonrasında lastiğe ihtiyacım yok. Bu yüzden temizliyorum. Manşetlerin uç kısımlarını kıvırarak katladım. Ve şu kısımlarından dikeceğim. Bu şekilde görüntü elde etmiş olacağım. İkisini de diktikten sonra bu şekilde çevirerek kol ağzına dikeceğim. Kol manşetlerini de iğneleyerek yerleştirdim. Bu şekilde kenar kısımlarını yırtmaç yapmıştım. Yırtmacının ingini aşağıya bırakacağım. Oradan izleyebilirsiniz. Çok basit bir yapımı var.
İç kısma doğru yırtmaçları tekrar kıvırarak iğneleyerek sabitledim. Kolda fazla gelen kısmını ise ön kol tarafına doğru 2 tane pile yaparak yedirdim. Son olarak şu kısmını çıt çıt dikeceğim ve bu şekilde açıp kapatarak kullanacağım. Yakanın biyesini geçeceğim. Şu şekilde katlayacağım. Şu şekilde katlayarak yaka biyesini de yerleştirdim ve tamamını dikip yaka kısmının da işlemlerini tamamlamış olacağım. Kol manşetlerini ve yakasını da tamamladıktan sonra geriye sadece etek ucu kısmını kıvırmak kalıyor ve elbisem tamamlanmış oldu.